arkadaşlar f fonksiyonun, y eksenini kestiği noktanın oynatı x'e 0 verdiğimde y noktası nedir burası 2m'dir dolayısıyla 2m eşittir kaç olmalı 6 olmalı buradan m eşittir 3 değeri gelir gx fonksiyonun x eksenini kestiği noktalar yani y'ye 0 verdiğinde buradan ayrı köklerini bulursam x eşittir m ve x eşittir n değeri gelir m'in 3 olduğunu biliyoruz peki Apsisler toplamı eksi 2 ise burası 3 ise o zaman n değeri kaçtır? Toplayalım. 3 artı n yani eşittir eksi 2. Buradan da n eşittir. Eksi 5 değeri gelecektir. Burası eksi 5. Peki f m eksi n'e bakalım. m değeri 3'tü. n değeri eksi 5. Eksi ile çarptık. Artı 5 oldu. Yani birden f 8 değeri soruluyor. Getirip yerine yazalım. Burası 2m. Yani 2 çarpı 3 6 oldu. Eksi x değeri x yerine biz kaç yazmıştık? 8 yazmıştık. Dolayısıyla buradan eksi 2 değeri gelecektir. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar f e fonksiyonu grafiği x ekseni eksi 2 ve 2 noktasına kesiyor. Peki buradan x eksen eksi 2 yazarsak 0 olur. Eksi 8 a eksi 2 b artı c eşittir 0. Eksen 2 yazarsak 0 olacaktır. Buradan da 8 a artı 2 b artı c eşittir 0. Taraf tarafa toplarsam buradan 2 c eşittir 0. Yani c eşittir. Ne olmalı? 0 olmalı. 1 c yerine 0 yazabilirim. Şimdi diğer taraftan hemen e, x yerine 1, y yerine eksi 3 yazalım. Bu noktasından geçtiğine göre bu denklemi noktayı sağlayacaktır. Y yerine eksi 3 yazdık, x yerine 1 yazdık. Yani a artı b artı c zaten sıfırdı. Buradan da a artı b eşittir kaç olmalı? Eksi 3 olmalı. Yukarıdaki ifadeye bakalım, bir tanesini yazalım. Şöyle bu ifadeye bakarsam, b'yi yalnız bırakırsam şöyle yan taraftan 2b eşittir eksi 8a. Buradan da b eşittir eksi 4a olur getir birini yazalım burası a eksi 4 a eşittir eksi 3 eksi 3 a eşittir eksi 3 buradan da a eşittir 1 değeri gelir a 1 ise hemen b'ye bakalım de eksi 4 olur f eksi 1 istenmiş yani o zaman x yerine eksi 1 yazalım şimdi burası ne olur eksi a x'in eksi 1 yazıyorum eksi b artı c zaten 0'dı a kaç 1 yani eksi 1 oldu b kaç eksi 4 eksi ile çarptık artı 4 oldu Buradan da o zaman ne gelecektir? 4'ten 1 çıkardık. Bize 3 verecektir. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar eksi 9 ve 8 aralığında a çarpı f sıfırdan büyük eşit olacak şekilde kaç farklı a tam sayısı vardır? Eğer sıfırdan büyük eşitse ya her ikisi artı olmalı ya da her ikisi negatif olmalı veya da bir tanesi sıfır olmalı. Şimdi o zaman eksi 9'dan eksi 3'e kadar bakarsak buradaki x değerlerimiz negatif. Peki x değerlerimiz de negatifse e, fonksiyon alacağı değer üst tarafta yani e, x eksenin üst tarafındaysa pozitiftir. Dolayısıyla buradan gelmez. Şimdi diğer taraftan eksi 3'ten 0'a kadar bakalım. Burası negatif değer. E, yani x'in alacağı değer a'nın alacağı değer negatif. x'in alacağı değer y'nin alacağı değeri bakarsak yani f a'nın alacağı değeri bakarsak burası x ekseninin altına kalmış. Yani negatif. Eksi eksi dolayısıyla çarpımları pozitif olur. Buradaki değerleri alır. Aynı zamanda x eksenini kestiğine göre bu değeri alabilirim. Yani eksi 3 sağlar, eksi 2 sağlar, eksi 1 sağlar. Peki x yerine 0 yazarsak zaten o da sağlayacaktır. Bunlar olur. Diğer taraftan hemen bakın 0 ile 6 arasına bakalım. X'in değeri pozitif 0 ile 6 arasında ama yeni alacağı değerler nedir? Negatiftir. Burası olmaz. Peki 6'dan 8 arasına bakalım. 6 için zaten f6 için 0 olduğu için buradaki değeri sağlar. 6 alıyorum. Peki 7 için bakalım. 7 kendisi yani eksin alacağı değer pozitif. Yerine alacağı değer pozitif. Dolayısıyla zaman burasını alabilirim. Yani 7 olur. 8 aynı şekilde olacaktır. Yani 3, 6, 7 tanedir. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar f e fonksiyonu grafiği verilmiş. F1 eksi kaçtır? 0 denklemini sağlayan k değerleri toplamı kaçtır? Yani y'yi 0 yapan değerlerimiz nelerdir? X ekseni kestiği noktalar. Eksi 7, eksi 3 ve 8. Yani buradaki değerlerimiz normal. f altında eksi 3 eğer sıfırsa 1 eksi k ne olmalı? Buradan başlayalım. 1 eksi k ne olmalı? Eksi 3 olmalı. Aynı zamanda eksi 7 olmalı. Aynı zamanda 8 olmalı. Eksi 3 eşit diyelim. Buradan k değerini buluyorum. K eşittir. 4 değeri gelir. Şimdi eksi 7 eşit buradan k eşittir. Kaç gelecektir? Hemen yazıyorum. 8. Buradan da eğer 8'e eşit dersem diye tarafı atarsam eksi 7 olacaktır. K değerler toplamı sormuş. Tamam topluyorum. Buradan da 5 değeri gelir. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar fx fonksiyonun parçalı şekilde verilmiş. Pozitif yapan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Öncelikle sıfırdan büyük tam sayı değerlerine bakalım. 1 yazdığında burası 3 olur. 2 yazdığında burası 2 olur. 3 yazdığında burası 1 ve 4 yazdığında burası 0 olacaktır. Bundan sonra negatif olur. Pozitif yapan değerlere bakarsak burada 3 tane değerimiz var. Şimdi alt tarafa geçelim. x 0 ve 0'dan küçük değerlere bakarsam 0 verirsem burası 4. Şimdi ben buraya eğer negatif olarak eksi 1 verirsem kaç olacaktır? 2. Eksi 2 verirsem burası 0 olur. Dolayısıyla pozitif dediği için sıfırları almıyorum. Dolayısıyla buradan da 2 tane değerimiz var. Toplamda 5 tane olmalı. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar F ve G fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Çarpımları negatif olan e, x sayının toplamı bizden sormakta. X eksenini kestiği noktalara göre ben bölgeleri ayırıyorum. Bir tanesi eksi 6, diğeri eksi 2. Bir diğerine bakarsak burası 5. Yani burası 3 tane bölgemiz var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölge. Dört tane bölgemiz var. Peki sağ taraftan beşten büyükler için başlayalım. Çarpımları negatifse bir tanesi artı, bir tanesi x olmalı. x, a, x artı olabilir veya artı x olabilir. Şimdi beşten büyüklerle bakarsak ikisi de x ekseninin altında kalmış. Yani ikisi de negatif. Dolayısıyla burası olmaz. Şimdi eksi 2'den 5'e kadar bakalım. X de x eksenin üst tarafında. X de pozitif. Dolayısıyla bu da olmaz. Şimdi buraya bakıyorum. Yani eksi 2 ile eksi 6 arasına bakıyorum. Bir tanesi pozitif bir tanesi negatif olmuş. Yani o zaman buradaki ifade eşitsizliğimiz doğru olur. Bu aralığı alabilirim. Şimdi sol tarafa bakalım. Sol tarafta eksi 6'nın küçük olan değerlerinde burası pozitif burası pozitif. Dolayısıyla buradan da gelmez. Yani eksi 6 ile eksi 2 arası olmalı. Eşitsizlik var. Bu noktalar zaten dahil edilmez. Kaç tane tam sayı değerimiz var? Eksi 6'dan sonra eksi 5. Eksi 4'ten başlayalım. Eksi 3 ve eksi 2'yi alır mıyım? Hayır alamam. Dolayısıyla o zaman kaç tane olmalı? 3 tane olmalı. Bunların toplamı sorulmuş. Eksi 9, eksi 12 olacaktır. Doğru cevabımız B'dir arkadaşlar fgh fonksiyonları verilmiş hangisi kesinlikle yanlıştır demekte şimdi birinci ifadeye yani a'ya bakalım her x için f fonksiyonu g fonksiyondan büyük eşittir şimdi arkadaşlar f fonksiyonun grafiğine bakarsak yeşil fonksiyon g fonksiyona göre daima üst tarafta kalmış y eksene göre bakın alacağı değerler y eksendeki değerler bir tane değere bakalım yani buradan g'nin alacağı değer burası f'nin alacağı değer burası daima üsttedir eşit söz konusu bakın buradaki sıfır için evet eşitlik söz konusu yani zaten eşitlik var burası doğru F0, G0, H0'a bakalım. F0, G0 zaten 1. H0 da buradan eksi 1'di. Dolayısıyla toplamlarına bakarsak burası 1, 1, eksi 1. Toplamları 1 olacaktır. Doğru. Her x için Gx ve Hx'e bakarsak Gx ve Hx zaten birini simetrik. Yani x, eksine göre simetrik olan iki tane doğru. Toplamları her zaman 0 olur. Örnek 1 mesela 0'daki 1 ve eksi 1 gibi. Başka bir değerde simetrik olan iki noktada A'ya eksi A gibi. Toplamları 0 olur. Doğru. Şimdi f 2'ye bakalım diyelim ki bu nokta 2 olsun, şöyle bir uzatalım burayı. Şimdi f 2'ye bakarsak burası, g 2 burası, yani f 2 g 2'den daha büyüktür. Alt tarafta h 2'ye bakarsak burası zaten negatif, o zaman buradaki eşitsizlik doğru. f 3, g 3. Şimdi eksi 3'ten bir nokta alalım, şöyle bir noktamız olsun, burası da eksi 3 olsun. f eksi 3'ten başlayalım, f 3 büyüktür kimden? g 3'ten. Orası zaten buradan büyüktür. Dolayısıyla. Ee, pozitif negatif işaretine bakarsak burada F'in e, alacağı değer nedir? Pozitiftir. G pozitif. O zaman şöyle yapalım. Artı artı diyelim. Artı artı. H'nin alacağı değer neydi? Eksi. Dolayısıyla burada ne olmalı? Negatif olmalı. Burası yanlış olmuş. Doğru cevabımız E'dir. Arkadaşlar f ve g fonksiyonları verilmiş. A, işaretlerini bulmaya çalışalım. F 6'dan yani A'dan başlayalım. Şimdi f fonksiyonu arkadaşlar buradaki mavi fonksiyon. F eksi 6'ya bakarsam buradaki negatif bir değer. Yani eksi 5 ile eksi 8 arasındaki buradaki bir değeri alıyorum. Buradaki görüntüye bakarsak buradan pozitif gelmeli. G 9'a bakıyorum. G 9 eksi 8'den küçük. Buradan bir değeri aldığımda negatif bir değer gelecektir. F0'a bakalım. F0'ın değeri zaten eksi 4 olduğunu biliyoruz. Yani negatif. Dolayısıyla eksi eksi artı. Buradan artı gelecektir. Birinciden artı gelir. Daha sonra ikinciye bakalım. B'ye bakıyorum. G0 değerine bakarsam G0 değerimiz burada pozitif. İşaret önemli. F5'e bakıyorum. F fonksiyonu 3'ten büyük 5. Buradan pozitif değer gelecektir. Artı diyorum. F1'e bakalım. F1 değer arkadaşlar 3 ile 0 arasında bir değer negatif olacaktır burası. Dolayısıyla artı artı eksi ise buradan eksi gelecektir. Eksi yazalım. Üçüncüye bakalım C'ye. F eksi 1. F eksi 1 değer arkadaşlar burası. Buradan F fonksiyona bakarsam negatif olduğunu görebiliriz. G2'ye bakalım. G fonksiyonunda 2 değerimiz 0 ile 3 arasında bir değer. Burası pozitif olacak. Peki G12'ye bakarsak 9'dan büyük 12 değeri şurada olsun. Buradan alacağı değerimiz nedir? Negatiftir. Yani eksi. Buradan eksi eksi artı oldu. Artı ile çarparsam artı gelecektir. O zaman artı eksi artı olmalı. Doğru cevabımız A'dır. Arkadaşlar f fonksiyonu parçalı fonksiyon olarak verilmiş. x eksenin a noktasına y noktasına b noktasına kesmiş. A artı b toplamı kaçtır? a pozitif bir tam sayı. Şimdi x eksenini kestiği noktaya bakarsak x eksenini kestiği nokta y eşittir 0 noktası. Arkadaşlar burada ne gelir? x eşittir eksi 3 yani negatif olmayacak. Buradan gelmez. Buraya bakalım x eşittir yani buraya sıfırlarsam buradan da x eşittir 5 değeri gelir. x eksenini kestiği noktayı buluyorum. Pozitif olduğu için ben bu noktayı alabilirim. Yani a değeri o zaman kaçtır? 5. Şimdi y eksenini kestiği noktaya bakalım. y eksenini kestiği nokta için x'e sıfır yazılır. x'e sıfırı ben nerede yazacağım? Burada yazabilir miyim? Hayır. Burada yazabilir miyim? Evet x'ine 0 yazdığımda y kaç olmalı? 0 artı 3 eşittir bize y değerini yani b'yi verecek aslında. b de buradan kaç gelecektir? 3. A, e, A5, B3, x'inin toplamı bize 8 verecektir. Doğru cevabımız A'dır. Arkadaşlar fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. fx sıfırdan büyük eşitsizliği sağlayan x tam sayıların toplamı 5 olduğuna göre a artı b toplamı hangisi olabilir? Arkadaşlar bunlar dahil değil. Çünkü sıfırdan büyükse bunlar sıfır yapan değerlerimiz. Aradaki değerlerin toplam bize 5'i verecekse şöyle bir değer alabilir miyiz? Bunlar da bir tanesi eksi 1 olsun. Diğeri 1, diğeri 2, diğeri 3. Bunların toplamı bakın 1 ve eksi 1 gidecektir. Toplamları bize 5'i verecektir. B'nin alacağı değerler tam sayı olduğuna göre 3'ten büyükse kaç olur? 4. A'ya bakalım. Eksi 1'den küçük olacaksa buradan da kaç gelir? Eksi 2. Toplamlarına bakarsan bana 2 verecektir. Doğru cevabımız E'dir. Arkadaşlar fx fonksiyonu x eksenini kestiği noktanın absesler toplamı 5 olduğuna göre buradan hemen 0 eşit diyelim. Buradan x eksenini kestiği noktayı olan bir tanesi x eşittir p diğer de x eşittir q olacaktır. Peki bunların toplamı nedir? Yani p artı q bize 5'i şey verir. Bu 1. y eksenini kestiği noktanın noktanın ordinatı y eksenini kestiği nokta arkadaşlar x yerine 0 yazılır. x yerine 0 yazılır. Buradan da p çarpı q eşittir. Kaç gelecektir? 2. Bize ne sormuş? P kare artı Q kare arkadaşlar bu ifadenin ben eğer karesini alırsam istenen ifadeyi buluruz tam kare alalım p'nin karesi artı q'nun karesi artı 2 tane pq eşittir kaç olmalı 5'in karesinden 25 gelmeli p çarpı q'nun biz 2 olduğunu biliyoruz buraya 2 yazalım buraya yan tarafa alırsam p'nin karesi artı q'nun karesi eşittir burası 4 yan tarafa aldık buradan da 21 gelecektir doğru cevabımız c'dir